Şimdi 36 ile bölündüğünde 3 kalıyormuş. Şimdi çarpımları 36 olan asal sayıları arıyoruz. Yani şöyle çarpımları 36 olan sayıları seçerken 36 olanları şöyle 6 6 diye seçemeyiz. Bunlar aralarında asal değil. Rastgele sayılar seçmeyeceğiz. 4 ve 9 seçeriz. Çarpımları 36 olan bizim sayılarımız 4 ve 9. Şimdi 4 ve 9'da çalışacağız. O yüzden bu sayı 4'e bölündüğünde kaç kalıyor? 9'a bölündüğünde kaç kalıyor? Onu hesaplayalım. Şöyle hesaplarız. Bizim sayımız şöyle 2x, 5, 6, y sayısı eşittir. 36'ya bölününce, 36'ya bölünüyorsa şöyle 36k artı 3 biçiminde yazılabilir. 36'ya bölününce 3 kalıyormuş. Biz buna 4'ü uygulayalım. 4'ü. Şöyle yazıyorum. 4 ile bölünürse bu sayı. 4 ile bölünürse. Burası 4'e tam bölünüyor. 0 kalacak. Buranın 4'e bölümünden kalan 3 olacak. 9 ile bölersek. 0. Burası 9'a tam bölünüyor. 0 kalacak. Bunun 9'a bölümünden kalan 3. Demek ki her ikisi için de kalanımız 3 olacak. Şimdi birinden başlayacağız önce. Bunu hangisinden önce başlayacağımızı tespit ederken şuna göre hareket edeceğiz. Şimdi 9 ile başlarsak 9 tümüyle ilgili. Yani hem x'i dikkate almamız gerekecek hem y'yi. Ama 4 ile başlarsak 4 sonraki basamakla alakalı sadece y'yi kullanmamız gerekecek. O yüzden 4 ile başlayacağız. Şimdi 4 için. Sonraki basamağa bakıyoruz. Sonraki basamak 6y sayısı. Bu 4 ile bölündüğünde 3 kalmalıymış. Kalan 3 olacak. Kalan 3. Şimdi 60 tam bölünüyor. Bizim sayımız 63 olabilir. Ya da bunun 4 fazlası 67. Şimdi devamına bakalım. Bu sayının en küçük değeri, şu sayının böyle de olabilir ama 67'den yani sonu 67 diye biten sayı da en küçük sayı olabilir. Belki onun x'i daha ufak olacak. Onu bilemeyiz. Şimdi ikisini de değerlendireceğiz. Bizim y'miz, buradan bizim y'miz 3, diğerinden de 7 geldi. Şimdi ikisi için de değerlendireceğiz. Y'miz 3 olunca ne olacak? 7 olunca ne olacak bakalım. Y'mize bir 3 değerini verelim. Bizim sayımız 2x 5 6 3 olabilir. Y'mize 7 verince sayımız 2x 5 6 7 olabilir. Böyle olabilir sayılarımız. Uyguluyorum bölünebilme kuralını. Şöyle diyordum. 2 artı x artı 5 artı 6 artı 3 9'a bölündüğünde kalan 3 olacak. Şu 3'leri atıyorum. Bunlar gitsin. Sol taraf x artı. Burası 6, 5 daha 11, 2 daha 13. 9'un katı olacak. 18 olabilir. Demek ki bizim x sayımız 5 olacak. Tabii x sayımız 5 olursa bizim sayımızın tamamı şu olur. 25.563 olur. Sayımız bu. Gelelim şu tarafa. Buradan ne çıkacak? Bir de onu hesaplayalım. Rakamlarını topluyorum. 2 artı x artı 5 artı 6 artı 7. Şöyle küçülteyim. 9'un katının 3 fazlası olacak. 9'a bölünce 3 kalmam. Şimdi bu 3'ü sola yollayalım. Şu 7'den çıkarırsak burada 4 kalır. Toparlayalım orayı. X artı 6 artı 4, 10, 15, 2 de burada, 17. Eşittir 9'un katı. Bu 9'un katı olacaksa bizim x'imiz 1 olmalı. 1 olmalı. Eğer x'imiz 1 olursa bizim sayımızın tamamı 21.567 olur. Şimdi bu sayının en küçük değerinin 11 ile bölümünden kalan soruluyor. En küçük değeri bu. 21.567 bu. Şu sayıdan daha küçük. Bunun 11 ile bölümünden kalanı arayacaksak şunu yapıyorduk. Artı, eksi, artı, eksi, artı diye yazıyorduk. Artılı olanlar 2, artı 5 var burada.
artı 7 var. Eksili olanları yazıyorum. Eksi 1, eksi 6. Şu ikisinin toplamı zaten 7 eder. 2 artı 5'ten 7. Biz bu sayıyı 11'e bölersek kalanımız 7 olur.